Efendim hayırlı akşamlar. Dünkü bölümümüzde Uhud'dan sonra Beni Nadir oğullarının üzerine yapılan seferi okuyor idik. Kaldığımız yerden yine devam edelim. Bu kez başlığımız Gatafan üzerine sefer adını taşıyor. Necid kabilelerinden Gatafan kabilesinin Medine'ye hücum etmek için asker topladıkları işitilince, Resul-i Ekrem damatları Hazreti Osman'ı Medine'de kaymakam bırakıp ordusuyla Necid tarafına yürüdü. Gatafan topraklarından Medine'ye iki konak arası olan Şedh denen yere kadar gitti. Fakat halk karşı çıkmayıp dağlara dağılmış olduğundan orada muharebe olmaksızın avdet edildi. Hicretin bu dördüncü senesinin Şaban'ında Seyyidetün Nisa Fatımatü'z-Zehra radıyallahu anha hazretlerinden Hüseyin bin Ali radıyallahu anh doğmuştur. Resul-i Ekrem de Mahzum oğullarından Ümeyye bin Mugire'nin kızı olan Ümmü Seleme radıyallahu anhayı aldı. Dul bir hatun olan Ümmü Seleme o zaman 44 yaşındaydı. Ordu tekrar Bedir'de. Bedir'de her sene Zilkade ayında bir panayır kurulurdu ve her taraftan oraya ticaret için birçok halk gelirdi. Yukarıda geçtiği gibi Ebu Sufyan Uhud'dan dönüp giderken Hazreti Ömer'e sizinle gelecek sene Bedir'de buluşalım demişti. O da Resul-i Ekrem'in emriyle inşallah diye cevap vermişti. Bunun üzerine Resul-i Ekrem, Abdullah bin Revaha'yı Medine kaymakamı tayin etti. Sancağı Hazreti Ali'ye verdi ve 1500 kişiyle Medine'den çıkıp Zilkade'nin başında Bedir'e vardı. İçlerinden 10 kişi atlıydı. Ebu Sufyan da Kureyş ordusuyla Mekke'den çıkmışken Resul-i Ekrem'in öyle büyük bir toplulukla Medine'den geldiğini işitince korkup geri döndü. Bu surette kabilelerin nazarlarında Kureyşlilerin itibarı kırıldı, ehli İslam'ın şanı ve şerefi yükseldi. Panayır'da çok iyi alışveriş eden Müslümanlar fazlasıyla kâr ettiler, ferahlık ve hoşnutlukla dönüp Medine'ye geldiler. Dûmetül Cendel Gazvesi. Hazreti Peygamber Medine hicretinin 5. senesi Rebiyül Evvelinde Dûmetül Cendel şehrine gitmek üzere yola çıktı. Bu şehrin Medine ile arası 15, Şam ile 5 günlüktür. Orada bir takım eşkıya gelen geçen yolculara saldırdıkları için hem onları yola getirmek hem de Müslümanların Şam ticaretini emniyet altına almak için Resul-i Ekrem bu ayın başında 1000 kişilik bir orduyla Medine'den çıkıp Dûmetül Cendel'e yürüdü. Şehre yaklaştıkları sırada şehir halkının hayvan sürülerine rast geldiler. Orduyu gören çobanlar kaçınca hayvanlar meydanda kalmıştı. Daha sonra ordu şehre vardı, ahalisi dağılıp kaçmış olduklarından yalnız içlerinden bir adam ele geçirilebildi. Resul-i Ekrem ona din teklif edince o da hemen İslam oldu. Orada birkaç gün kalındı, etrafa kol kol asker çıkarıldı, kimseye rast gelinemediğinden muharebe olmadan Medine'ye dönüldü. Müreysi Gazvesi. Müreysi, Huza taraflarında Kureyt nahiyesinde bir suyun adıdır. Fura bir günlük mesafededir. Fur ise Medine'ye 32 saat mesafededir. Huza kabilesinden Mustalik oğulları Oyma'nın reisi olan Hars bin Ebi Dırar'ın Müslümanlarla savaşmak üzere kendi kabilesinden ve etrafındaki başka yerlerden asker toplamakta olduğu haber alındı. Resul-i Ekrem hemen 1000 nefer İslam ordusuyla Şaban ayında süratle Medine'den çıktı. Orduda 10 kişi atlıydı. Hazreti Ayşe ve Ümmü Seleme radıyallahu anhüma da orduyla beraberdiler. Bu orduda münafık çoktu. Hiçbir vakit İslam ordusuyla bu kadar münafık beraber bulunmamıştı. Resul-i Ekrem'in Medine'den çıktığı Huza içinde işitildi. Hars'ın başında bulunduğu topluluğa büyük bir korku geldi ve etraftan topladığı bedeviler dağıldı. Onlar dağınık olarak Müreysi adındaki sudan hayvan sularlarken ansızın İslam ordusu gelip çattı. Resul-i Ekrem onlara La ilahe illallah deyiniz, canınız ve malınız kurtulsun diye İslamiyet'i teklif etti. Onlar dinlemeyip başı bozuk bir halde karşı durmaya başladılar ve hemen ok cengine giriştiler. Resul-i Ekrem askerlerini saf yaptı ve toplu olarak düşman üzerine yürüttü. Mustalik oğulları bu hücuma dayanamayıp perişan oldular, 10 kişi öldü, kalanları esir alındı.
5000 koyunla 10.000 deve ele geçirildi. Esirlerin sayısı 700'den fazlaydı. Onlardan birisi de kabile reisi Hars'ın kızı Cüveyriye'ydi. O da Sabit bin Kays'ın hissesine düşmüş, onu bedele bağlamış idi. Fahri Alem onun bedelini ver ve kendisini nikahına aldı. Ashab onu görünce, Resulullah'ın akrabası nasıl esir olur diye ellerindeki esirlerin hepsini azat ettiler. Cüveyriye ne bahtiyar kızmış ki, bir gün içinde esirken peygamberin zevcesi olarak saadetine erişti. Aynı zamanda kendi kabilesinin esaretten kurtulmasına sebep oldu. Medine'ye dönülürken yolda muhacirlerden biri, ensardan biriyle kavgaya tutuştular. Bunu gören münafıkların reisi Abdullah bin Übey bin Selül, yanındaki adamlarına, "Hele şu muhacirlere bakınız ki bizim yardımımızla geçinirlerken bizi tahkir etmek istiyorlar. Artık bir şey vermeyiniz ki dağılıp gitsinler. Hele Medine'ye varalım, şanı şerefi üstün olan, elbette zelil ve düşkün olanı oradan çıkarır," demiş. Bu sözle Medine'ye vardıktan sonra Müslümanları oradan çıkarırım demek istemiş. Onun bu sözünü Zeyd bin Erkam işitip Resul-i Ekrem'e haber verince mecliste bulunan Hazreti Ömer, "Ya Resulallah, izin ver de gidip o münafığın başını vurayım," dediyse de Resul-i Ekrem izin vermemiştir. Bu savaş 28 gün sürdü ve Ramazan'ın başında ordu Medine'ye döndü. Peygamberimiz Akik Vadisi'ne geldiği zaman baş münafık Abdullah bin Übey'in oğlu Abdullah ilerleyip babasının önünü kesti, devesini ıhtırıp çöktürdü. İzzet ve kuvvetin Allah ve Resulüne ait olduğunu ikrar ve itiraf edinceye kadar senden ayrılmayacağım dedi. Abdullah bin Übey, demek sen beni bu kadar insanlar arasında Medine'ye bırakmayacaksın dedi. Abdullah, evet ben bugün insanlar arasında en aziz kimdir, en zelil kimdir sana öğretinceye kadar seni bırakmayacağım. İzzet ve kuvvetin Allah ve Resulüne ait olduğunu ikrar ve itiraf etmeyecek olursan boynunu vuracağım dedi. Abdullah bin Übey, yazıklar olsun sana, sen bu işi işleyecek misin dedi. Abdullah, evet dedi. Abdullah bin Übey, oğlunun kararlı olduğunu anlayınca, ben şehadet ederim ki izzet ve kuvvet Allah'a, Resulüne ve müminlere aittir demek zorunda kaldı. Peygamberimiz, Allah seni Resulünden ve müminlerden dolayı hayırla mükafatlandırsın diyerek Abdullah'a dua etti ve babasının yolunu açmasını emreyledi. Bırak onu, vallahi aramızda bulundukça biz onunla güzelce görüşüp konuşacağız buyurdu. Selman-ı Farisi. Selman-ı Farisi radıyallahu anh, Resul-i Ekrem'in büyük ashabından ve kendilerine yardımda bulunmak şerefini kazananlardandı. Aslen İran ahalisindendi. Mecusiyken bir aralık Hristiyan dinine girip Şam'a gitmiş, orada din ilmini tahsil ettikten sonra Ninova ve Amuriye taraflarına varıp Resul-i Ekrem'in zuhurunu işitince Kelboğullarında Hristiyanlarla arkadaş olarak Medine-i Münevvere'ye gelmek için yola çıkmıştı. Fakat yolda arkadaşları olan Hristiyanlar onu kimsesiz buldukları için bir Yahudi'ye satmışlar, ondan da başka bir Yahudi satın alarak Medine'ye getirmişti. Selman bir aralık Hazreti Peygamber'in huzuruna gelip halini anlattı, kendisini bedele bağlattı, hicretin bu 5. yılı içinde Resul-i Ekrem onun bedelini verdi ve bu surette Selman da ol Hazret'in azatlıları arasına girdi. Dördüncü bölüm. Hendek. Yukarıda geçtiği gibi Yahudilerden Kaynuka oğullarıyla Nadir oğulları Medine civarından harp edilerek uzaklaştırılmışlardı. Huyey bin Ahtap, Kinane bin Ebi Rebi, Sellem bin Ebi Hukayk ve emsali Yahudi reisleri Mekke'ye yürüyüp Resul-i Ekrem'e karşı savaşmak üzere Kureyşlilerle anlaşma yaptıktan sonra Necid diyarına gitmişler ve orada Gatafan ve Süleymoğulları kabileleriyle başka bazı kabileleri de
bu anlaşmaya sokmuşlardı. Bunun üzerine Kureyş'in büyükleri de Darünnedve'de toplanıp Hazreti Peygamber'le muharebeye karar vermişler ve 300'ü atlı olmak, 1500'de deve temin etmek suretiyle 4000 kişilik asker toplamışlardı. Reisleri Ebu Sufyan, sancaktarları da Osman bin Ebi Talha idi. Ebu Sufyan bu orduyla Mekke'den çıkıp Merruz-Zahran adındaki yere gelince Necid tarafından Gatafan askeri gelip kendisine katıldı. Onların başkumandanları Fezara kabilesi şeyhi olan meşhur Uyeyne bin Hısn idi. Beni Mürre kabilesi şeyhi olan Haris bin Avf da onların hatırı sayılır reislerindendi. Yine orada Necid kabilelerinden Süleymoğulları, Esedoğulları ve Eşca kabileleri dahi gelip Kureyş ordusuna katıldılar. Hasılı Kureyş ordusu gittikçe büyüdü ve Ebu Sufyan 10 bin neferden fazla olan kudretli bir orduyla Medine-i Münevvere'ye yürüdü. Resul-i Ekrem bunu haber alınca asabını toplayıp istişareye başladı. Selman-ı Farisi, ''Ya Resulallah, bizim memleketimizde bir şehir üzerine düşman hücum edecek olursa etrafını kazmak adettir.'' dedi. Araplarda hendek kazmak adet değil idiyse de Selman'ın bu hatırlatması üzerine Medine'nin etrafını hendek kazılarak savunmak uygun görüldü. Hemen Medine'de ne kadar kazma, külünk ve ona benzer kazıcı aletler varsa hepsi toplandı. Yahudilerden Kureyza oğullarıyla aralarında anlaşma olduğundan dolayı onlardan da ödünç olarak birçok kazmalar ve kazı aletleri alındı. Hemen Hazreti Peygamber'le beraber bütün Müslümanlar şehrin dışına çıkıp hendek kazmaya başladılar. Resul-i Ekrem halkı teşvik için kendisi de toprak taşıyor ve mübarek elleriyle hendek kazmada çalışıyordu. Herkes bu işe büyük ehemmiyet vererek ciddiyetle çalışıp çabalamaktaydı. Selman-ı Farisi Hazretleri hem vücudu kuvvetli hem de bu gibi işlere alışık olduğundan 10 kişinin işini tek başına görüyordu. Münafıklar da çalışıyorlar fakat istemeyerek iş gördükleri için pek ağır davranıyorlardı. Bu şekilde hendek kazılırken Fahri Alem'den az yemekle çok adam doyurmak gibi garip mucizeler zuhur etmiştir. Mesela Ensar'dan Beşir bin Sad'ın kızı ki Numan bin Beşir'in kız kardeşidir, annesi onunla babası Beşir'e, dayısı Abdullah bin Revaha'ya biraz hurma gönderiyordu. O kızcağız geçerken Resul-i Ekrem çağırdı ve o hurmaları bana getir dedi. O da hurmaları Resul-i Ekrem'in iki avucuna koydu, avuçları dolmadı. Fahri Alem bir bez getirdi ve hurmaları o bezin üzerine yaydı. Sonra ashabtan birine emrederek hendekte çalışanları çağırdı. Takım takım geldiler, her yiyen doyup gitti. Onlar yedikçe hurma artıyor ve yaygının dışına taşıyordu. Yine bu cümleden olarak Ensardan Cabir bin Abdullah radıyallahu anh'ın zayıf bir koyunu vardı. Hendek kazmaya giderken karısına o koyunu kestirip pişirmesini ve biraz da arpa ekmeği yapmasını tembih etti. Akşamüstü evine dönerken Resul-i Ekrem'i akşam yemeğine davet etti. Bunun üzerine Resul-i Ekrem hendekte çalışanlara bu akşam Allah'ın Resulü ile birlikte yemek yemek üzere Cabir'in hanesine buyurunuz diye tellal çağırdı. Cabir ise yalnız Resul-i Ekrem'i davet ettiği ve böyle bir kalabalığa hiç hazırlığı olmadığı için şaşırdı. Fakat yapacak hiçbir şey olmadığından evine döndü ve bir miktar arpa ekmeğiyle o koyunu Hazreti Peygamber'in önüne getirdi. Fahri Alem yemeğin bereketi için dua etti ve Bismillah deyip yedi. Sonra hendekte çalışanların hepsi geldiler, takım takım oturup doyuncaya kadar yediler ve bir koyunu bitiremediler. Bir üçüncü mucize de şöyle zuhur etti. Hendek kazılırken bir yerde bir büyük kaya çıktı. Külünkler işlemez oldu. Gelip Resul-i Ekrem'e haber verdiler. Resulullah oraya gitti, eline külüngü aldı ve Bismillah deyip vurdu. Kayanın üçte birini kopardı ve Allahu Ekber, bana Şam'ın anahtarları verildi. Allah'a yemin ederim ki ben şimdi Şam'ın kırmızı köşklerini görüyorum buyurdular. Sonra yine Bismillah diye külüngü vurdu, üçte birini daha kopardı ve Allahu Ekber, bana Faris ikliminin anahtarları verildi. Yemin ederim ben şimdi Kisra'nın şehri Medayi'nin beyaz köşklerini görüyorum buyurdular. Ondan sonra üçüncü defa olarak yine Bismillah deyip külüngü vurdu, kayanın geri kalan parçasını yerinden kopardı. Yine Allahu Ekber, Yemen'in anahtarları verildi. Yemin ederim ki ben şimdi San'a'nın kapılarını görüyorum buyurdular.